Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletin gereken yeri gösterecektir. Bak, burada böyle bir sıkıntı var mı? Burada böyle bir sıkıntı var mı? Evelallah, omuz omuza istikbale yürüyoruz. Şimdi bir şeyler hazırlamışlar. Hazırladıkları ne biliyor musunuz? Aynen geriye dönüş. Yeni bir şey yok. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Bunlar bu. Sadece bu örnek bile tek başına muhalefetin ülkenin hayati hiçbir meselesinde ön alıcı politika geliştiremeyeceği, tutum ortaya koyamayacağını göstermeye yeterlidir. Düşünün, Suriye krizi, Doğu Akdeniz krizi, Libya krizi, Ukrayna krizi çıkıyor. O ara bunlar kendi aralarında hangi sırayla yürüyeceğinin, hangi sırayla oturacağının kavgasını verdiği için ülke perişan oluyor. Aynı şekilde Balkanlarda, Kafkaslarda, Güney Asya'da bir kriz çıkıyor. O ara bunlar kimin önce konuşacağının müzakeresiyle meşgul oldukları için ülke perişan oluyor. Küresel gelişmeler veya ülkemize yönelik husumetler sebebiyle ekonomide, ticarette, sanayide, turizmde bir sorun yaşanıyor. O ara bunlar kimin hangi istikametten geleceğinin tartışmasını bitiremedikleri için ülke perişan oluyor. Ülkemizin bir köşesinde sel, bir köşesinde yangın, bir köşesinde deprem felaketi yaşanıyor. O ara bunlar kimin ayağını önce atacağına, kimin elini önce sallayacağına karar veremedikleri için ülke perişan oluyor. Böyle bir yönetim anlayışı, böyle bir yönetim teklifi, böyle bir sistem tasarımı olur mu? Biz Türkiye'yi bu hastalıktan, bu arazdan, bu çarpıklıktan kurtarmak için 20 yılımızı harcadık. Şimdi bunlar filmi geriye sardırıp yeniden eskiye dönelim diyorlar. Yok öyle ya ama. Milletimiz bu ülkenin tıpkı eserlerimiz, tıpkı hizmetlerimiz, tıpkı bölgesel ve küresel söz sahipliğimiz gibi demokratik yönetim sistemimizle ilgili hiçbir kazanımının heba edilmesine müsaade etmeyecektir. Kendi aralarındaki güvensizliği, kendi aralarındaki nefsi rekabeti, kendi aralarındaki denge arayışını demokrasi kılıfına büründürerek pazarlamaya kalkanların ipliğini pazara çıkarmak boynumuzun borcudur. Daha kendi aralarındaki sıralamanın içinden çıkamayanların ülkenin ve dünyanın meselelerini anlayabilmeleri, kavrayabilmeleri, çözüm üretebilmeleri ve en önemlisi bunu hayata geçirebilmeleri zaten mümkün değildir. Milletin önüne çıkardıkları programda kendilerinin ne istediğine, neyi nasıl yapacaklarına dair tek bir dişe dokunur teklif olmadığı gibi pek çok temel meseleye dair üstün körü de olsa herhangi bir temas dahi yoktur. Kurdukları ittifakın istikameti belirsizdir. Sergiledikleri birlikteliğin duruşu sakattır. Hazırladıkları program vizyondan yoksundur. Tartışmaların odağına yerleştirdikleri Cumhurbaşkanlığında daha 2023'teki adaylarının adını koyabilmiş değiller. Teklif ettikleri sistem ise Cumhurbaşkanının seçim yöntemini bile ifade edemeyecek kadar pespaye bir çalışmadır. Netice itibariyle bir kez daha tekrar etmek gerekirse Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yıldaki her meselesini nasıl biz çözdüysek bugünkü ve bundan sonraki sorunlarının çözüm adresi de biz. Şayet bu ülkede AK Parti ve Cumhur İttifakı yoksa
eserinde, hizmetinde, çözümünde, dirayetli ve kararlı yönetiminde mümkün olamayacağını bizzat karşımızdaki fotoğrafın kendisi söylüyor. AK Parti teşkilatları olarak sizlere düşen görev tüm bu hakikatleri milletimize anlatmak, her bir insanımızda aramızdaki gönül köprüsünü güçlendirmektir. Şimdi hazır mıyız? Tüm Ankara duysun. Şöyle bir ayağa kalkalım. Kalkalım, kalkalım, kalkalım. Hep beraber. Hazırız değil mi? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.